Thank you.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرون dinleyenler bir ayı aşkın bir zamandan sonra yine böyle bir programda hadis sohbetleri programında bir araya bizleri getiren Yüce Rabbimize hamd ederek bu sohbeti başlatıyoruz. Önceki programımız hadis okumaları idi. Bu hadis sohbetleri olmuş. Başka bir isim daha söylense yine bizim yapacağımız aynı şeydir. Cemaat ne kadar kalabalık olursa olsun İmam Efendi bildiğini okurmuş. O yüzden zaten sohbet ediyorduk. Yalnız bu başlangıç sohbetinin ne olması gerektiği konusunda hoş geldiniz. Bir hayli düşündüm. Mesela yarıya kadar hazırladım, sonra vazgeçtim. Peygamber sevgisi. Sevgililer günü falan filan diyorlar. Peygamber sevgisini konu edinelim diye böyle aklımdan geçti ve o konuyu biraz hazırladım. Geç ya, onlara mı tabi olacağız deyip onu bıraktık. Bu defa yaşlılığın galiba verdiği bir psikolojiyle kendi içimize, kendi işimize bakalım. Biraz da bizi rahatsız eden hatalarımız, günahlarımız karşısında Efendimizin bize nasıl davranmamızı tavsiye buyurduğu konusunda bir şeyler belki konuşursak, o bizim için, buraya gelen muhterem hanımlar ve beyler için daha da doğrudan ilgili ve faydalı olabilir kanaatiyle bu konuda bu akşam sizlerle beraber olmayı arzu ettim. Aslında galiba namaz bitimi henüz gerçekleşmediği için biraz cemaatimiz sonradan geleceğe benziyor hocam. Evet, bunun belki saat ayarlamasını da düşünmeleri gerekir. Çünkü takip eden meslektaşlar vardı. Hayırlısı olur. Şimdi şöyle bir gerçeklerimizi önce bir durum tespiti niteliğinde sıralamaya çalışalım. Biz insanoğlu olarak, bizler insanlar dünyaya günahsız geliyoruz. Ama geldiğimiz gibi günahsız olarak yaşama imkanına sahip değiliz. Bu bir gerçek. Çünkü beşer şaşar. Kul kusursuz olmaz diye bunu klişeleştirmişler ve bu gerçeği unutulmaz şekilde beyinlerimize işlemişler. Hayattan alınan bir gerçek bu. Tabiatıyla günah işlemeden hayatını yaşayamayacak olan insan, o hayatında işledikleriyle, o ağır yükle beraber
günahlarıyla yani öteki aleme gitmemelidir. Gitmeyi aklına koymamalıdır. Veya böyle bir cürete kalkışmamalıdır. Ben hele bir gideyim bakalım. Orada bakarız bir şeyler olur. Buna kimse herhalde böyle düşünmemelidir. O halde önemli olan ve gerçek olan nedir? Hiç günah işlememek mi? Yoksa işlediği günahı affettirmek mi? Problem burada. Önemli olan nokta da burası. Dünya, bizim dünyamız, hepimiz biliyoruz ki günahkarların vatanıdır. Günahsızlar gökyüzündedir. Melekler günah işler mi? İşlemezler. Onlar gökyüzündedir. Günahkarların vatanı olan dünyada yaşayan insanların hiç günah işlememeleri ilahi iradenin arzu ettiği bir şey de değildir. Hüner hiç günah işlememek değil, işlediği günahı yanında bırakmamaktır. Asıl hüner budur. Günah kelimesi Farsça bir kelimedir ve suç demektir. Terim anlamı ise ilahi iradenin yani bizim için dinimizin emir ve yasaklarına aykırı söz ve davranışta bulunmak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de günah olarak bu kelime yer alır. Bu manada yani günah anlamında isim, zemp, vizr, hins gibi hatta hub, huben kebira, hub gibi kelimeler geçmektedir. Günahın büyük günahlar, küçük günahlar diye iki kısma ayrıldığını da biliyoruz. Büyük günahların tanımında, sayımında, önce tanımında hakkında had cezası tayin edilmiş, ahirette mutlaka sonucunun ağır olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş günahlar olduğu. Küçük günahların ise günah oldukları bildirilmekle beraber kendilerine herhangi bir ceza belirtilmemiş, tayin edilmemiş hatalardan ibaret olduğuna dair bunun tartışmasını yapan değişik detayları olan bir konudur. Biz şunu bilsek yeter. Kur'an'ımız, Kur'an-ı Kerim'de affedilmeyeceği bildirilen Yüce Rabbimizin bildirdiği tek günah şirktir. Çünkü şirk yine Rabbimizin beyanı ile zulmü azimdir. En büyük zulümdür. İnne şirke le zulmün azim. İnne Allahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalik. Biraz evvel söylediğim şirk dışındaki günahları Allah Teala istediği, dilediği kişiler için bağışlayacağını bildiriyor. Ama innallaha la yagfiru en yushrake bihi. Kendisine şirk koşulmasını Allah kesinlikle affetmez buyuruyor. Şimdi Allah Teala kendi kendisi hakkında
bu bilgiyi bize verdiği, bu kuralı koyduğu için şirkin terk edilmemesi halinde affedilmeyen yegane günah olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü Allah kendisine onu affetmemeyi kendisi kural olarak koyuyor. Allah'a hiçbir şey vacip değildir. Allah'ı hiçbir şeyle mahkum edemeyiz. Bağlayamayız, sınırlandıramayız bizim inanç esaslarımızda. Ama o kendi kendisini sınırlandırmışsa ona da bizim diyecek hiçbir şeyimiz olamaz. Ya Rabbi niye onu da affetmiyorsun? Ediver gitsin falan diye itiraz etme hakkımız yok. O kendisini şirki affetmeyeceğini, onun zulmü azim olduğunu ifade ediyor. Şirk niye zulmü azimdir? Hiç düşündünüz mü? Niye en büyük zulümdür şirk? Şirk ne demek? Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mutlak birliğini bırakıp bir yana ona kendi vasıflarında başka yaratıkları ortak tutmak demektir. Allah'ın vahdaniyet sıfatını reddetmek demektir. Allah Teala bütün evreni yaratan olduğuna göre ve mutlak bir olduğuna göre, samet olduğuna göre biz bu vasfını eğer reddeder isek sadece Allah'a değil Yüce Rabbimizin bütün yarattıklarına hakaret etmiş oluruz. Haksızlık etmiş oluruz. Onları başkalarının yaratığı gibi gördüğümüzü ifade etmiş oluruz. Bu da bütünüyle evrene hakaret sayılacağı için şirk zulmü azimdir. Bir ailenin reisine yapılan hakaret aile bireylerinin hepsini rahatsız eder. Öyle midir? Babaya veya anneye bir şey söylense, bir kötü şey söylense, çocukların hepsi o laftan rahatsız olur, kendileri incinirler. Ama çocuklara bir şey söylense, anne ve baba tabiatıyla üzülse bile öteki kadar onun etkisi olmaz. O yüzden kainatın yaratıcısına yönelik olan bir haksızlık, bütün yaratıklara yapılmış bir haksızlık olacağı için en büyük zulümdür. Bu da bütün yaratıkların hakkına tecavüz olduğu için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şirki affetmeyeceğini kendisi bizzat duyurmuş vaziyettedir. Bir de kul hakkı meselesi var. Bunu belki söyledim mi bilmiyorum. Allah kul hakkını da affetmez. Öbür dünyaya kul hakkı ile gitmemek lazım. Borçlu gidenlerin Resulullah Efendimiz başlangıçta cenazesini bile kılmamıştır. Daha sonra imkanlar geliştiğinde borçlu ise borçlu giden Müslümanların borcu bize aittir deyip kendisi Beytülmal'den o borçları ödeyerek namazlarını kılmıştır. Allah Teala dilerse kul hakkını da affeder. Nasıl affeder? Olur mu böyle bir şey? Hani devlet bazen af çıkarıyor, genel af bilmem ne, suçluları affediyor. Birisi de bağırıyordu. Sanki devlete efendim tecavüz etti. Kendisine yapılanı affedecekse etsin, bize edilen hatayı niye affediyor diye. Haklı. Allah Teala böyle bir zulümde bulunmaz. Alacaklı kulunu memnun eder. Kulum, senin bu kulumda ne kadar alacağın var? Şu kadar. Hakkın var? Şu kadar. Al sana, ben ödüyorum hakkın. Sen hakkını aldın mı şimdi? Al. Ben bu kulumu da bağışlayayım. Yok efendim, olmaz. Bağışlayamazsın diye dilekçe verecek halimiz yok. Allah alacaklıyı memnun eder, borçluyu da affeder dilerse. Ama tabii asıl olan herkesin borcunu ödeyerek öbür tarafa gitmesidir.
O yüzden yani günah konusuna bakarken temelde evvela şirkin her çeşidinden uzak kalmaya çok dikkat etmemiz gerekir. Açıkça işte puta tapan efendim bir takım şeyleri kendisine sanki ilahmış gibi garip bir şekilde kabul eden insanlar Allah'ın birliğini aklına sığdıramayıp üçtür birdir falan filan diyenler, o bize aittir diyenler falan, böyle bir sürü inanç şeyi var. Öküze, ateşe, efendim boğaya, yok bilmem ineğe tapanlar, Şintoizm'de saymak mümkün değil, her şeyin bir tanrısı var. Yani insanlığın içinde bulunduğu bu Rab-kul ilişkisindeki enflasyon ve kirlilik Müslümanların gönlüne tabii girmemeli. Müslümanlar olarak bizler La ilahe illallah diyoruz. Hiç bunun başka yolu yok. Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. İlla deyip şöyle bir fırlatıyoruz. Defolun illallah. Bitti. Bu kadar. Şimdi bu ikrarın, bu temiz ikrarın, bu tekliğin, bu mutlak vahdetin ve birliğin inanç olarak da, tavır olarak da korunması gerekiyor. İşte onun için şirkin herhangi bir çeşidine düşmeden inşallah inançlarımızı temiz yaşamanın yollarını bulabilmek için bu bilgilenme, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak zarureti doğuyor. Şimdi Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yani günahla ilgimiz açısından şunun da bilinmesi lazım. Rahmeti sonsuzdur. Vesiat rahmeti nasıl külleşe miydi? Sebekat rahmeti ala gadabi, rahmetim gazabımı aşmıştır. Rahmetim her şeyi kuşatır gibi Allah'ın rahmetinin enginliğini bize bildiren naslar söz konusudur. Bir hadis-i şerifte Allah'ın rahmeti 100 birimdir. Bunlardan sadece bir birimini dünyaya indirmiştir. Dünyada görülen merhamet, şefkat, rahmet faaliyetleri o %1'lik ilahi rahmetin neticesidir. O kadar ki at yavrusunu emzirirken üzerine basmamak için o rahmeti ilahiye, %1 rahmeti ilahiyenin eseri olarak ayağını kaldırır. Onun ayağını kaldırması bile bu %1'lik rahmetin sonucudur. Şimdi %1'i bu kadarsa %100'ü nedir? Onu düşünmek lazım. Benim okuduğum zaman çok hoşuma giden bir küçük anekdot oldu. Bedevi'nin biri geliyor. Yani çölde yaşayan saf bir insan geliyor. Resulullah Efendimiz'e Ya Resulallah diyor. Bizi ahirette Erhamur Rahimin olan Allah mı hesaba çekecek diyor. Resulullah Efendimiz de evet diyor tabii. Allah o zaman kurtulduk gitti diyor. Adam bir şöyle fır dönüp çekiyor. Millet de gülüyor. Erhamur Rahimin bizi hesaba çekecekse korkacak hiçbir şeyimiz yok. Yani o güveni duyabilmek, yani bayıldım o zatın bu tavrına. Madem ki Erhamur Rahimin bizi hesaba çekecek, ondan korkulur mu ya? Kurtulduk demektir. Çok nefis bir çıkarım. Tabii bu bir şeytan aldatmacası olmaması için ona layık olmaya çalışmak lazım falan filan, ama sonuçta
huzuruna çıkacağımız Rabbimizin Erhamur Rahimin olduğunu bileceğiz. Bu güven içinde biraz bulunmamız lazım. Bu Rabbimiz bizim kendisi rahmet sahibi olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda o rahmetinin gereği olarak affedecek hatalı insanlar, bireyler, mükellefler arıyor. Allah Gafurur Rahim'dir. Gaffardır. Gaffaru zünubtur. Settarul uyubtur. Yani ne kadar şey varsa. Peki Allah Teala'nın rahmet ve rahim rahmet sıfatının tecellisi için imkanlar olduğu kadar Gaffar isminin tecellisi içinde muhatapların olması lazım. Yani Allah Teala'nın 99 esma güzel isimlerinin her birinin tecelli edeceği alanlar olması lazım. O halde birileri hata etmeli, birileri günah işlemeli ki Allah onları bağışlasın, mağfiret etsin. O isimlerde tecelli imkanı bulsun. Yani işin ilahi noktasında böyle bir gerçeklik de var. Onun için şimdi okuyacağımız hadislerden biri bu noktaya değiniyor. Bütün bunlar tabi günah işlemeye cesareti artırmak için değil. Hasbel beşer, yaptığımız hataları affedecek olan Rabbimizin rahmetinin bizi affetmeye, bağışlamaya, ne kadar günah olursa olsun efendim onları düşünerek yese kapılmaktansa Allah'ın rahmetini düşünerek ümit içerisinde daha güzele, daha iyiye, tertemiz hayata gidebilme gayretimizi kamçılayan esaslar olarak bunları zikrediyorum. Yoksa bazen işte onları konuşacağız şimdi. Hadisler geldikçe konuşalım. Bazı insanlar çok pesimist mi derler? Böyle küçük şeyleri kötümserdir. Öyle bakarlar. Çok küçük şeyleri de çok büyük görerek mahvolduk, bittik. Bundan sonra ben daha efendim adam olmam. Beni Allah bağışlamaz. Ya niye bağışlamaz diyorsun? Oturup durduğun yerde dur bakalım. Sen kimsin? Evrende senin cirmin ne? Yani şöyle kainatı bir düşünsek acaba biz neyiz yani? Orada bir küçücük nokta diye görünüyor muyuz bilmiyorum. Yani ilahi kudretin azametini, rahmetin büyüklüğünü düşündüğümüz zaman ümitlenmemiz çok normal. Şimdi demek ki Allah Teala'nın esması tecelli için mutlaka muhatap aradığına göre günah işleyen Müslümanlar da ilahi rahmetin, mağfiretin tecelli ettiği muhataplar olmaktadırlar. Şimdi dinimizin bir özelliğini de buraya yansıtmışım. Bu da çok önemlidir. İslam dini başkalarını hoşgörüyle karşılayan bir dindir. Müsamaha ile. Başkalarını diyorum bakın. Başkalarının işlediği hataları, günahları hoşgörüyle karşılayan demiyorum. O hatayı, o günahı işleyen kişiyi müsamaha ile karşılar. Yani vardır bir sebebi veya işte bir hata etmiştir diye günahı hoş görmek değildir bu. Günahı işleyen kişiyi anlayışla karşılamaktır. Biz bazen böyle günahkarlara işte merhamet ifadesi kullanan insanları duyunca ya adama bak şu kadar günah işleyenin şey yapıyor, hoş görmeye kalkıyor diye karşı çıkarız. Onun ifadesi günahın hoş görülmesi değil, günahkarın anlayışla karşılanmasıdır. Ama bu esasa rağmen dinimizde Müslümanın kendi hatasını, kendi günahını hoşgörüyle karşılama hakkı yoktur.
Müsamahasızlık Müslümanın kendi hatalarına yöneliktir. Onun için bu nokta önemli. Şimdi biz bu noktada bir aldanma içerisinde bulunabiliyoruz zaman zaman. Yani hele de günümüzde, çevremizde o kadar alenen hata işleyen insanlar çok ki, onların hatalarıyla meşgul olurken kendi yaptığımız hataları unutuveriyoruz. Onlar bizim heybede kalıyor. Biz başkalarının yapıp ettikleriyle günlerimizi, vakitlerimizi geçiriyoruz. Ve hatta bazen de ya bu kadar günahkarın olduğu yerde ben yine iyiyim, bu şu kadarcık, ben gitmeyeceksem cennete kim gider gibi yalancı bir garip bir efendim teselli bile çıkarıyoruz kendi adımıza. İşte yanılgının birisi burada. Adam Allah Teala'nın muamelesine tabi herkes. O şu kadar günah işliyor, gözükür. Bir işiyle, bir faaliyetiyle, bir sözüyle, rahmeti ilahiyle karşılaşır, bağışlanır, gider. Sen kendini şöyle ediyorum, böyle ediyorum, ben iyiyim falan filan derken, olduğun yerde gayretullah'a dokunan bir laf söylemiş olursun, sen de cezanı bulmak üzere ağır bir şekilde cezalandırılırsın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin karşısındaki konumumuzu o yüzden çok ciddi şekilde bilmemiz, ayarlamamız gerekiyor. Şimdi kendi günahımıza müsamahasızlığı şu ayeti kerime bize hatırlatıyor. Ne oldu bu? Nereye gidiyor? Estağfirullah. Vellezine izâ fa'alû fâhişeten ev zalemû enfüsehum zekerullâhe festağferû li zunûbihim ve men yâfirû zunûbe illallah ve lem yusirû alâ mâ fa'alû ve hum ya'lemûn. Bu ayeti kerime Müslümanların kesinlikle kendi günahlarına müsamaha etmemeleri gerektiğini, hatada ısrar etmemeleri gerektiğini bize açık açık bildiriyor. Ali İmran suresinin 135. ayeti anlamı şu: bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ve onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte bu burası Allah'ı hatırlayıp hemen bağışlanma dilemek ve yaptığı hatada da ısrar etmemek. Bu Müslümanların kendi hatalarına karşı takınmaları gereken tavrı, prensibidir. Resulullah Efendimiz de bir hadisinde Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhümaya ayrı ayrı yaptığı tavsiyede bir cümlesinde ve etbi'i seyyi'etel hasenete temhuha buyuruyor. Sen bir hata işlediğin zaman hemen peşine bir iyilik yap ki o iyilik o hatayı silsin, süpürsün, dezenfekte etsin, temizlesin. Yani yolunu da gösteriyor. Kusura bakmayın. Ben konuşurken böyle bir şey içmek istemem ama ağzım kuruyor. Galiba şeker yine sizin hararetinizden biraz etkilendi gibi geliyor bana. Evet. Şimdi bir söz vardı. Bu ayeti kerimenin de anlatımı sayılır. Yanlış okuyorsam hoca efendi düzelt. La sagira ma'al ısrar ve la kebira ma'al istiğfar. La sagira temi. Onu tereddüt ediyorum. Olabilir. Yani sürekli yaparsan küçük hata kalmaz, o büyür tabii. İstiğfar edersen bu sefer büyük
küçülür, yok olur, silinir, gider. Bunlar bu prensipleri kullanmak lazım. Şimdi birinci hadisimize geliyoruz. Birinci hadisimiz hanımların burada çok çoğunlukta olduğunu bildiğimiz için Hazreti Ayşe'ye hitaben ortaya konulmuş bir peygamberi beyanını seçmiş olduk. Bu Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Pardon, Darimi'de. Yanlış oldu. Darimi'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Efendim, ayrıca İbn-i Mace'nin Zühd kısmında da benzer bir rivayet var. Galet Darimiyyu Rahimehullah Ahberana Mansur ibn Seleme. Darimi diyor ki bize hocam Mansur bin Seleme haber verdi. Bu Mansur bin Seleme Sa'idun Huve ibn Müslim. Arada bir şey var mı? Başka yok. Bize Mansur bin Seleme ki Said bin Müslim, o Said dediği de İbni Müslim'dir. İbni Müslim bin Baneke, nasıl isimlerse efendim, Müslim, Said bin Müslim bin Baneke efendim haber verdi. An Malik'in, Malik'den naklen, o An Amir İbni Abdillah İbni Zübeyir, Malik de Amir bin Abdillah bin Zübeyir'den nakletti. An Avf İbnil Haris, Amir ise Avf bin Haris'ten naklen, Avf bin Haris'te An Ayşe'te radıyallahu anha, Ayşe Allah kendisinden razı olsun validemizden naklen bize haber ulaştırıldı ki enneha galet. Hazreti Ayşe şöyle buyurmuştur, demiştir. Galeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdu. Ya Ayşe. Ey Ayşe. Demek ki kısaltma, isimlerde kısaltma Resulullah Efendimiz tarafından da yapılıyormuş. Ya Ayşe. Ya Ayşe'te falan diye. Ya Ayşe diye. İyyâki ve ve muhakkarâtez-zünûb. Ey Ayşe, günahları küçümsemekten sakın. Günahları küçümsemekten sakın. Sakın günahları küçümsemeye kalkma. Bakın yani ne kadar önemli. Fe inne leha, çünkü her günah için, o günahlar için bulunmaktadır. Ne minallahi, Allah katından, Allah tarafından kim taliben bir kovuşturmacı, araştırmacı, takipçi bulunmaktadır. Her günahı bir takip eden, Allah adına takip eden biri vardır. Onun için şu günah küçüktür deyip onu küçük görme. Allah adına o hatayı takip eden biri var. Bu müthiş bir psikoloji insana verir. Biz bunları düşünmediğimiz için dünyayı boş zannediyor. Elimizde geleni, yapabileceğimizi düşündüğümüz şeyleri cüretkar bir şekilde işleyiveriyoruz. Halbuki her hata olduğunu bildiğimiz şeye karşı ben bunu yapıyorum ama Allah adına bunu takip eden biri var diye düşünebilsek, şu cümleyi aklımıza getirsek, hiç olmazsa kendimizi her hatadan değilse bile bazı hataları işlemekten kurtarmış oluruz. Bu çok nefis bir tembihtir. Ya Aişu, iyyâki, iyyâki ve muhakkarâti zünûb فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا. Şimdi insan olarak
düşünce ve tavırlarımız, davranışlarımız doğru yanlış veya hata savap. Sevap değil tabi, hatanın karşılığı savaptır Arapçada, satla. O da doğru demektir. İkiye ayrılır. Ya hata ederiz ya savap, doğru iş yaparız. Ya yanlış ya doğru. Bu çerçeve aslında insanoğlunun ister istemez uyanık olmaya zorlamaktadır. Buna rağmen bildiğimiz ve yaşadığımız bir gerçek var ki o da hayatımızın doğru ve yanlışlarla dolu olduğudur. Günahın, hatanın, yanlışın ve anormalin işlenip normal görülmesinde her zaman öne çıkmasa da aslında günahı önemsiz, küçük, basit görme yanılgısı yatmaktadır. Hatayı önemsememek ya aynı hatanın tekrarına ya da yeni hataların işlenmesine zemin hazırlar. Bu yanıltıcı psikoloji giderek çok daha büyük yanlışların yapılmasına sebep olur. Bu konuda bireyler ve toplumlar aynıdır. Hatasını küçük gören, önemsemeyen birey ve toplum zamanla hatalar yığını altında kalmaktan, ezilmekten, hatta bazen hatalarını doğru saymaktan bile yakasını kurtaramaz. O kadar hatalara alışır ki artık o yapıp ettiklerini doğru kabul etmeye başlar. Hata olduğunda kabul etmez yani. Toplumu olumlu yönde etkileyen bazı zaman dilimlerinde herkesin kendisini, geçmişini derin ve etkin bir denetimden geçirmesi, gerek duygu ve düşünce, gerekse davranış olarak yapıp ettiklerine bir iyice dikkat etmesi, yani öz eleştiri yapması en isabetli ve öncelikli iştir. İsterseniz gelin böyle bir öz eleştiri veya hazırlık olmak üzere hata ve günahlarımıza nasıl baktığımızı, daha doğrusu onlara yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini birlikte değerlendirelim demişiz. İçinizde benim böyle bir öz eleştiriye ihtiyacım yok, benim böyle bir derdim yok diyebilecek bir baba yiğit olacağını sanmıyorum. Herkesin kendi boyuna göre, kendi yaşına, bulunduğu yere göre bir kendini hesaba çekme ihtiyacı vardır. Ama biri kalkıp da derse ki benim böyle bir şeye ihtiyacım yok, onu bir taraftan alkışlarız, bir taraftan da bu cümle yeter senin kendi kendini denetlemen için deriz. Hatasızlığını ilan eden en büyük hatayı işlemiş olur. Bazı zevat öyle diyor. Biz temizlendik. İnşallah öyledir. Yaratılışımızın sebebi de dostlar, amacı da Yüce Rabbimizin bildirdiğine göre bizi cezalandırmak değil. Kimin daha güzel işler yaptığını, ameller işlediğini denemektir. Böyle olunca güzel amelleri çoğaltmak, hataları ve yanlışları azaltmak için sorumluluk duygusuna ve bilinçli bir gayrete ihtiyaç var demektir. Bunun için de önce sağlam ve doğru ölçülere sahip olmak, sonra da tam anlamıyla uyanık davranmak gerekmektedir. Şimdi uyanık davranmak deyince başka türlü anlaşılmaz herhalde. Göz açık diyoruz, uyanık diyoruz, bu sefer korkuyoruz yani. Üçkağıtçıları öyle zannediyor toplum. Bu dürüst davranmak anlamında uyanık, gaflete düşmemiş olmak manasında. İnsanların tabiatı ve dolayısıyla olaylara bakışı az çok farklıdır. Kimileri küçük şeyleri büyütme, kimileri de ağır ve büyük şeyleri küçük ve önemsiz görme eğilimindedirler. Oysa her iki yaklaşımda hem sahibini hem de şahidini yanıltabilir.
her şeyi yerli yerine koyup değerlendirebilmek ise tam anlamıyla adil davranmak, olması gerekeni gerektiği şekilde yapmak anlamına gelir. Bir de gerçekte büyük olmasına rağmen zamanla insanlar tarafından önemsenmeyen, küçük görülen bazı fiiller olabilir. Bu durum ve tahsebunehu heyyinen ve huve indallahi azim. Onu sen siz önemsiz bir iş sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır. Ayetinde ki bu ayet Nur suresinin 15. ayetidir. Ayetinde böyle bir psikolojiye, bir gerçeğe dikkat çekiliyor. İnsanlar onu küçük zannediyorlar ama Allah indinde o çok ağır, büyük bir hata ve vebaldir. Yani bunları düşünmemiz lazım. Bir de bir başka gerekçe şimdi bunlar. Hata, günah ve yanlışları önemsememe veya küçük görmekte o tür işlerin toplumda yaygınlaşmış olmasının payı büyüktür. Herkes böyle, toplum böyle, el ile gelen düğün bayram gibi yanıltıcı yargılar, kötülük ve kötülerin toplumda gerçekten yaygınlaşma ve benimsenme şansını artırmaktadır. Yaygınlık ya da çoğunluğun öyle veya böyle olması aslında hiçbir yanlışı yanlış olmaktan, hiçbir hata ve günahı da hata ve günah olmaktan çıkaramaz. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu konularda çoğunluk ve yaygınlık mazeret sayılmaz. Tahfif sebebi de sayılmaz hukuk nazarında. Çoğunluğa uydum demek kimseyi sorumluluktan kurtarmaz. Şimdi demokrasi anlayışında çoğunluğun arzusu geçerli kabul ediliyor. Çoğunluk bir yanlışa evet diyorsa, çoğunluk öyle dedi diye o yanlışın da doğru kabul edilmesi gerekiyor. Böyle bir şey olmaz. Yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Doğru Allah'ın bildirdiğidir. Yanlış Allah'ın bildirdiği, Resulünün öğrettiğidir. Müslümanların doğru yanlış anlayışı vahyi bir bakışla ifade edilir. Toplumun büyük bir kesimi böyle yaşıyor efendim, artık bunun bir sakıncası yok diyemezsiniz. Yanlış yanlıştır. Onun için yani toplumda yaygınlaşmış olmak bir günahı günah olmaktan çıkarmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir hatayı hata olmaktan çıkarmaz. Bu noktaya çok dikkat edelim. Çok garip bir hatıram oldu. Bir meselede, bir işte bana göre rahmetli annemin hoş görmeyeceğini düşünerek o işi yaparken anneme haber vermedim. Yani bulunması gereken bir yerdi, davet etmedim. Ki üzülür, ben de önleyemedim. Orada olacak olan hal, görüntü de benim hoşuma gitmediği için bari annem üzülmesin falan dedim. Sonra birkaç ay sonra o ortamda çekilen fotoğraflardan bir iki tanesini sıkıla mıkıla istediği için göstermek zorunda kaldım. Şimdi annemin tepkisini bekliyorum. Sen bunlara göz yumdun öyle mi diyecek diye bekliyorum rahmetlinin. Herkes böyle artık dedi. Herkes böyle artık. Annemin böyle diyeceğini hiç aklımdan geçirmezdim. Demek ki insanları bir takım şeyler, yani böyle çok olması, bazı yanlışların çok fazla yapılıyor olması, işleniyor olması normal görmeye sevk ediyor. Herkes böyle artık. Hiç unutmam bunu.
Ben o üzülmesin diye davet etmedim. O diyor ki herkes böyle. Yani gelse üzülmeyecekmiş. Halbuki ben patlıyorum yani önleyemediğim için ve ona da görsün istemezken böyle oldu. Onun için hepimizin böyle zaafları oluşuyor. Göre göre alışıyoruz. Herkes böyle. Ya herkesin böyle olması senin de öyle olmanı gerektirmiyor ki. Hatanın doğru olmasını doğruya çevirmiyor ki hatayı. Neyse annem inşallah bu gece beni pataklamaz rüyamda. Beni teşhir ettin diye. Ama çok garibime gitmişti. Tam anlatılacak şey bu yani. İşte toplum böyle yaşıyor, ne alacaksın? Sen de senin o merasimi böyle geçiştirmen de normal diyor adam. Evet. Bakın şimdi günah karşısında bir Müslümanın, müminin, bilinçli bir insanla günaha düşkün, günah işlemeye alışmış birinin bakış açısını bir büyük sahabi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den nakledilen, mevkuf olarak da merfu olarak da naklediliyor bu. Yani Resulullah'dan duymuş, ondan naklediyor gibi, kendi sözü gibi de nakiller var. Bir rivayette diyor ki kişinin kendi günahı karşısında aldığı tavrı şöyle örneklendiriyor. Mümin innel mümine yara zünubehu keennehu ka'idun tahte cebelin. Mümin de olgun mümin günahını sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş gibi günahlarına öyle bakar. Yakafu en yaka aleyhi. O da hemen üzerine devrile verecekmiş gibi. Günahları karşısında böyle bir bakış açısına sahiptir. Dağın eteğinde oturuyor, öyle bir dağın eteğinde günahları yığılmış. O hemen üzerine kapanı verecek. Ve innel facira, günaha düşkün, günaha alışmış, işi gücü günah işlemek olan kişi ise, bir alışkanlık kesmedince tabi, yara zünubehu, günahlarına şöyle bakar, kezübe bin merra ala enfi, burnuna konmuş bir sinek gibi günahlarını görür, hafif bir hareketle uçup gidecek. Fekale bihi hakeza gale Ebu Şihab biyedihi fevka enfi. İbn-i Şihab-ı Zühri bunu anlatırken burnuna konmuş, burnunun üzerine konmuş diye ala fevka üstüne diye fevka kelimesiyle izah etmiş ayrıca. O rivayetle ilgili bir şey. Şimdi demek ki ya günahlarımızı sinek gibi göreceğiz ya üzerimize devrilmek üzere olan bir dağ. Günahlarımıza böyle bir dağ gibi, onu bir dağ gibi görerek bakarsak, bu inancının henüz etkinliğini kaybetmemiş bir Müslümanın bakışıdır. Sinek gibi görüyorsak hataları, o da bizim günahlara alışmış olduğumuzu gösteren bir gösterge oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Sahabi Enes bin Malik Hazretleri ki uzun yaşamıştır. Hicri 93 yılında vefat etmiş. O bu uzun yaşaması sonucunda tabi'in neslinin bazı yapıp ettikleri karşısında şöyle bir tespitte bulunuyor. Örnek vermiyor ama inneküm leta'melûne a'mâlen hiye edakku fî a'yunikum mineşşâr. Siz bir takım işler yapıyorsunuz, ameller işliyorsunuz ve onlar
sizin gözünüzde size göre kıldan daha hafif, ince, küçük, basit. Öyle görüyorsunuz. İnkünne nedir o? Ne'udduha ala ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat. Halbuki biz o sizin gözünüzde kıl kadar basit gördükleriniz, gördüğünüz o işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, onun hayatında biz bu işleri mühlikat, insanları helake götüren büyük felaket sebebi olarak görürdük. Biz çok ağır, çok büyük bir hata olarak gördüğümüz öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde onların kıl kadar değeri yok. Şimdi iki nesil arasında değişime bakın. Sahabilerin efendim helak edici bir günah olarak telakki ettiği şeyleri tabiinden hemen onlardan sonra gelen nesil çok basite indirgeyebiliyor. Demek ki zamanla da bazı şeylerin ağırlığı hafifliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada bir hadis usulü kuralını hatırlatmak istiyorum. Çünkü öğrenciler geldiler. Hadis usulü ilmi açısından bir konuda Resulullah zamanında fi ahdi Resul kaydı konulursa bu kayıtla ifade edilen bilgi Hazreti Peygamber'in de o bilgiden, o bildirilen şeyden, görüşten haberli olduğu ve onu onayladığı anlamına gelir. Fi ahdi Resul. Çünkü Resulullah zamanında biz bunu böyle yapıyorduk deyince Resulullah Efendimizin o işten haberi olduğunu, onun da o görüşte olduğunu anlamına gelir. Binaenaleyh Enes bin Malik Hazretleri'nin burada biz Resulullah zamanında sizin o kıl kadar önemsiz gördüğünüz şeyi helak edici bir nitelikte hata olarak sayardık beyanı aynen Hazreti Peygamber'in de beyanı anlamına gelir. Yani bu beyan sarahaten merfu, açıkça Hazreti Peygamber'e ait bir açıklama kabul edilir. Bu da usul bilgisidir. Çünkü Resulullah'ın zamanına Resulullah'ın adı izafe edilerek nispet ediliyor. Onun gördüğü anlatılmak isteniyor, onayladığı anlatılmak isteniyor. Bu uyarı bir uyarı ve bir benzetme demişim. Şimdi burada başka bir sahabinin, Sehl bin Sa'd Hazretleri'nin rivayet ettiği Resulullah Efendimiz'in bir uyarısı ve bir benzetmesi var ki daha iyi anlayalım diye. O da şudur. Resulullah Efendimiz buyurdular ki İyyâkum ve muhakkarâti zünub. Aynen Hazreti Ayşe buyurduğu gibi siz günahları küçük görmekten sakının. Gözüm görmüyor ya. Fe innema meselu muhakkarati zunubi kemeseli kavmin nezelu bi batni vadin. Bu günahları küçük görenlerin benzeri bir vadiye konaklamış olan bir topluluğa benzer. Fe ca'e zâ bi'udihi ve ca'e zâ bi'udihi. Yani o topluluktan birisi bir çalı çırpı, bir odun parçası getirir. Öteki yine bir odun parçası getirir. O topluluğun her biri birer odun parçası getirirler. Hatta cema'u ma en zace hubzehum. O kadar ki ekmeklerini pişirecek bir yığın oluşur onların getirdikleri çalı çırpıdan. Her biri bir tane getirince o insanlar böyle bir yığın oluşturmuş olurlar. Ve inne muhakkarati zunub meta huzuha sahibuha tühliku. Günahları
küçümlemek, küçümsemek, sorumlu tutulması halinde onu yapanı helak eder. Böyle. Yani küçüktür, küçüktür, küçüktür dersiniz ama işte herkes bir küçük çalı çırpı getirince bir yığın, odun yığın oluştuğu gibi yaptığı işleri küçümseyenler hesaba çekilecek olursa o küçük gördüğü yığınların, küçük gördüklerinden oluşan vebal yığınlarından dolayı helak olur. Onun için uyanık olun buyurmuş oluyor Resulullah Efendimiz. Bir başka şey daha, bunlar prensip olarak aklınızda kalmasını şahsen biliyorsunuz ama ben işte söylemiş olacağım, ne yapalım, bu saati dolduracağız. Olgun mümin, iyi Müslüman günah ve hatalarını değil iyi ve güzel amellerini azımsar. Yaptığı iyilikleri azımsar. Kötülükleri, biz kötülüklerimizi, hatalarımızı azımsarız. Yani basit, bundan bir şey olmaz falan. Halbuki asıl iyi mümin yaptığı iyilikleri azımsar. Bu çok önemli bir durumdur. Gerçekten küçük de olsa kötü iş ve amellerinin korku ve pişmanlığıyla yaşar. Hatta o kadar ki o ağzından çıkacak herhangi bir kelimeyi de dilin ameli olarak algılar ve asla küçük, basit görmez, önemser. Çünkü bazen dikkatsizlik ya da küçük görülerek söylenen öyle sözcükler olur ki Allah korusun insanı imandan eder. Yani ne olacak yani, basit bir kelime değil. Sözü de, işi de önemser her şeyi. Şimdi bu yukarıdan beri bu birinci hadisle ilgili olarak söylediklerimizi şöyle özetleyebiliriz. Günahları küçümsememenin temelinde, yani günahları küçümsemenin temelinde Allah korku ve saygısının azlığı yatmaktadır. O halde hatayı küçümsemek kendi kendini aldatmak demektir. Zira zamanla altından kalkılamayacak bir günah ve hata yığını ile karşı karşıya gelinebilir. 2. Kemal ve kurtuluş, küçük de olsa hatayı büyük görüp affettirmek için, iyiliği büyük de olsa küçük görüp artırmak için çalışmakla elde edilir. Ashab-ı kiram Allah'a karşı duydukları derin saygıdan dolayı küçük büyük hata ve günahlardan uzak kalmaya gayret ederlerdi. Çünkü onlar hatanın küçüklüğünü değil, emrine karşı gelinen Allah'ın büyüklüğünü dikkate alırlardı. Günah konusunda hiç unutulmaması gereken şey, hata küçük, küçük bir hata, hatanın küçüklüğüne değil, onun hata olduğunu bize bildiren Şari-i Teala'nın, Allah Teala'nın büyüklüğünü düşünerek o küçük gördüğümüze evet veya hayır dememiz gerekir. Biz bu noktayı da hep unutuyoruz. Kimin emrine karşı çıkmış oluyoruz? Buna dikkat etmemiz lazım. Şeytan aleyhillanenin efendim ebediyen ilahi rahmetten uzak kalmasının sebebi nedir? Adem'e secde etmemek. Adem'e secde emrini veren Allah'ı göz ardı etmektir onun vebali. Onun suçu o. Görüntüde secde yapmamak. Ya o topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım, ben daha üstünüm, ben ona niye secde edeceğim? Şeytanın akıl yürütmesi bu. Akıl her zaman insana doğruyu göstermez. İki madde arasında böyle bir kıyaslama yapıyor şeytan. Ya Adem topraktan yaratıldı. Bense ateşten yaratıldım. Ateşin albümden. Ateş daha topraktan üstündür. Ben niye ona secde edeceğim diyor. Orada ihmal ettiği şey nedir? O secde emrini verenin Allah olduğunu göz ardı ediyor. Sen kimin emrine karşı çıkmış oluyorsun? Karşındakini şöyle böyle diye değerlendirirken ve ebediyen ilahi rahmetten kovuluyor. Biz de her andığımızda şeytanı aleyhillâne diyoruz.
lanet üzerine olsun o şeytan falan diye. Yani yüz ne bileyim kaç yıldan beri lanet okuyor inananlar. Şimdi onun için günahın küçüklüğüne değil, Allah'ın o günahın günah olduğunu bildiren Allah'ın büyüklüğüne dikkat etmek lazım. İkinci hadis-i şerifimiz Müslim'de, İmam Müslim'in sahihinde yer alıyor. Gale Müslim rahimehullah haddeseni Muhammed ibn Rafi'in gale haddesene Abdurrezzak'ı gale ahberena Ma'merun an Cafer ibnil Cezeri'yi an Yezide ibni Asammi an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu ennehu gal. İmam Müslim diyor ki bana hocam Muhammed bin Rafi yalnızca bana rivayet etti. Yalnızdım ben o rivayet ederken ve dedi ki bize Abdurrezzak bin Hemmam rivayet etti. O da dedi ki bize Ma'mer bin Raşid haber verdi. Ma'mer bin Raşid bu bilgiyi Cafer el-Cezeri'den, Cafer el-Cezeri de Yezid bin el-Asam'den naklen, Yezid bin el-Asam ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklen bildirdi ki ennehu kal, Ebu Hureyre Hazretleri şöyle demiş, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, vellezî nefsî biyedi, canım kudret elinde olana yemin ederim ki, bu bir yemin sigasıdır, lev lem tüzni bu, eğer siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız, le zeheballahu bikum, Allah sizi yok eder, ortadan kaldırır, ve le ce'e bi kavmin, ve bir topluluk, bir millet getirirdi, ki onlar yüznibune, günah işleyen bir topluluk getirirdi. Günah işlerler. Günah işlerler, orada kalmazlar. Günah işleyen fe yestağfirûne Allah'a, ve Allah'tan bağışlanma dileyen bir topluluk var ederdi. De fe yağfirû lehum, Allah da onları affederdi. Şimdi bakın. Yani siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız. Demek ki murad-ı ilahi insanların hiç günah işlememesi değil. İşlenen günahın affedilmesi için kendi rahmet kapısının çalınması, tıklatılması, af ve bağış dilenmesidir. Bu hadis-i şerifin benzeri Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden de rivayet ediliyor. Biraz daha farklı bir şekilde ama iki rivayet aynı vurguyu yapıyor. Şimdi bu hadisten çıkaracağımız şeyler nedir? Yeryüzü günahkarların vatanıdır. Kulun annesinden günahsız doğduğu gibi günahsız yaşayıp öylece ahirete göçmesi mümkün de değildir, hüner de değildir. Ondan böyle bir şey de istenmemektedir. Kuldan beklenen günahlarının farkında olması ve onlardan samimiyetle tevbe etmesi ve böylece hatalarını bağışlatmış olarak dünyayı terk etmesidir. Bu gerçeği Allah innallaha yuhibbut tevabine ve yuhibbul mütetahhirin. Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Ayeti kerimesi ortaya koymaktadır. Yani, şu da bir gerçek muhterem dinleyenler. Böyle biraz kopuk kopuk söylüyorum ama artık yaşlılığıma vereceksiniz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yarattığı mahlukat içerisinde kendi hatasını düzeltme yeteneği, düzeltme kabiliyetini sadece insana vermiştir. İnsanın kendi hatasını düzeltme kabiliyeti vardır, yeteneği vardır. Bilgisayarlar şu kadar gelişmiş, bilgisayar kendi hatasını düzeltir mi bir yanlış yaptığınızda? Siz yine düzeltme tuşuna basacaksınız, siz düzelteceksiniz. Dışarıdan bir müdahale. Ama insanoğlu
hatasını düzeltme yeteneğine sahiptir. Bunu çoğu kere göz ardı belki ediyoruz veya böyle bu cümleyle bilmiyoruz yani. O halde bu yeteneğimizi, bu kabiliyetimizi kendi lehimize kullanmalıyız. Bunu kullanırken tembel ve cimri davranmamalıyız. Madem bu yeteneğimiz var. Öbür taraftan Allah'a dua etmekle tevbe ve istiğfar etmek arasında da Allah'a başvurmak bakımından, Allah'a başvurma anlamında hiçbir fark yok. Dua ederken ne yaparız? Daha çok yaptıklarımızın kabulünü Yüce Rabbimizden dileriz. Tevbe ederken ne yaparız? Kusurlarımızın bağışlanmasını isteriz. Yine hep kapımız aynı kapı. Çok eskilerde okumuştum. Nerede, hangi kitapta okuduğumu unuttum. Bu dervişan bu tür şeyleri nakleder. Zannediyorum bir tasavvufi eserdeydi. Bir gün bir Allah dostuna bir şekilde rüyasında veya işte artık kendilerine ait bir yolla komşusu falancanın 20 senedir tevbe ve dua etmekte olduğunu ve fakat tevbe ve duasının kabul edilmediği bildirilir. 20 senedir adam tevbe ediyor, istiğfar ediyor ve dua ediyor ama kabul edilmiyor. Bu adam çok şaşırır, üzülür komşusu adına. Allah Allah der. Ya 20 yıldır demek ki yani boşuna kürek çekiyor anlamına üzülür. Ve duramaz. Bu durumu kendisine de açıklar. Ne kadar doğru bir iş onu bilmiyoruz ama yani bana böyle bir bildirimde bulunuldu. Sen 20 yıldır dua ve niyaz ediyorsun, kabul edilmiyormuş. Adam ne desin şimdi, biz ne deriz böyle bir şey bizim başımıza gelse? Herhalde belki de çöker, gözyaşına boğulur, hiçbir şey söyleyemez hale geliriz. O adam diyor ki, benim başka kapım yok ki diyor. Kabul etse de etmese de ben o kapıyı çalacağım, ona müracaat edeceğim. Ben dilenci değilim diyor. Başka kapım yok. Ertesi akşam bu adamın bu sözü dolayısıyla kabul edilmeyen bütün dualarının kabul edildiği bildiriliyor. Benim başka kapım yok. Ben dilenci değilim. Birinden vermezlerse öbür kapıyı çalacak. Benim bir tek müracaat kapım var. O da ilahi rahmet kapısıdır. Açılsa da, açılmasa da, kabul etse de, etmese de ben hep o kapıyı çalacağım. Müslümanın tek kapısı vardır. Bizlerin bir tek kapısı vardır. Hem duamızın kabulü için hem tevbemizin kabulü için. O kapıyı samimiyetle çalmamız lazım. Evet. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde günah işlemeye mi teşvik etmiş oluyor? Günahı bağışlatmaya mı? Bir gün fakültede odamda otururken hoca da arkadaşlardan biri telefon etti. Bu hadis-i şerifle karşılaşmış. Yani siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyecek ve tevbe edip istiğfar edip efendim edecek bir kavim getirir, onları bağışlardı. Yahu arkadaş dedi, bu hadis-i şerifi nasıl anlayacağız? Yani burada yani günah işlemeye teşvik ediliyor gibi bir şey var dedi. Bu Kayserili de kendisi. Efendim dedim, ya niye sen birinci cümleye takılıp da asıl ikinci cümleye bakmıyorsun, oraya kadar gidemiyorsun?
Hele bir git bakalım ikinci cümlede ne buyuruyor Allah Teala, şey Resulullah Efendimiz. Günah işleyip istiğfar edecek. Önemli olan bu. Yani günah işlemeye teşvik değil, istiğfara, tevbeye teşvik var bu hadiste. Resulullah Efendimiz hiç günah işlemeye teşvik eder mi? Peygamberler insanları günah işlemeye teşvik ederler mi? Hasbel beşer, yani beşeriyet icabı derler insan olarak. Bir günah işledin. Bunu şimdi büyütüp büyütüp kafanda ben bunun altından nasıl kalkacağım, kalkamam bilmem ne deyip dünyayı karartacağına, ya Rabbi ben senin kulunum, ben işledim bir günah, ha bunu senin büyük rahmetinle siliver gitsin diyecek, ona elini açacak, şöyle bir kul tavrı göstermemiz tavsiye ediliyor falan dedim. Hah, şimdi oldu dedi, böyle bir acayip şekilde arkadaş bunalmışmış yani orayı düşün. Hah, dedi, şimdi oldu arkadaş deyip kapattı telefonu. Hadis-i şerif günah işlemeye teşvik etmiyor, tevbeye teşvik ediyor. Kulun normal durumunu bildiriyor, kulun kendisinin kul olduğunu unutmamasını, işlediği hatalardan dolayı Allah'a müracaat etmesini teşvik ediyor Resulullah Efendimiz. Bu hadis-i şerif de onun şeyidir. O halde ne kadar büyük günah işlemiş olurlarsa olsunlar müminlere Allah'ın rahmetinden ümitli olmak yaraşır. Çünkü Allah Teala kulunun işlediği hatayı anlayıp af dilemesinden son derece memnun olur. Seyyidül İstiğfar diye birçoğunuzun ezbere bildiğinizi zannettiğim o duanın sonunda olduğu gibi. Yani tevbeleri kabul eden, günahı affeden ancak sensin. Nasıl durası? Ben böyle aklıma gelir, sonra metnini hatırlayamam. Hiç etmiyor musun diye de takılmayın. Her namazdan sonra bu duayı yaparım da şimdi aklıma gelmiyor. La yağfiru zünube illa. İşte o ay, Allah razı olsun. Yani böyle hemen bir parçasını hatırlayacak pratik zeka artık gitmiş bizden. O yüzden bu hadis-i şerifi böyle anlayacağız. Bizim hocamızın o "hah, şimdi oldu" dediğini de unutmayın. Ona da gidip söyleyeceğim, seni anlattım diyeceğim. İsmini vermedim ama. Şimdi üçüncü hadisi bitiriyoruz böylece. Üçüncü hadiste metni hadisin kimden almışız bu hadisi? Tirmizi'den mi? Gale Ebu İsa rahimehullah haddesena Kuteybetu gale haddesena Abdülaziz Zübni Muhammedin an Amr ibni Ebi Amrin an Abdillahil Ensariyi an Huzeyfete Nil Yemani radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Huzeyfe bin Yeman Peygamber Efendimizin sırlarını kendisine bildirdiği sahabi, sırdaşının bildirdiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuşlar: vellezî nefsi biyedih, yine aynı şekilde canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye yeminle başlıyor. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ya sizler marufu kesinlikle emreder, münkeri nehyeder, ondan milleti uzak tutmaya gayret edersiniz, ev ya da لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ en yeb'ase aleykum azaben min, ya da Allah size çok uzak olmayan bir sürede kendi katından bir azap gönderir de, sümme ted'ûnehu, sonra o azaba muhatap olduktan sonra sizler Allah'a dua edersiniz, yalvarırsınız, yakarırsınız ama fela yüstecabu lekum, size cevap verilmez. Bu da usul şeyidir, son satır. Gale Ebu İsa, Ebu İsa Tirmizi
Nin künyesidir. İmam Tirmizi dedi ki Hâzâ hadîsun hasen. Bu hasen bir hadistir. Haddesena Ali ibn Hucr, bize Ali bin Hucr rivayet etti. Dedi ki Akhberena İsmail ibn Cafer, bize İsmail bin Cafer haber verdi. An Amr ibn Ebi Amr'ın An Amr ibn Ebi Amr'ın yukarıda da var bu An Amr ibn Ebi Amr, yukarıki senette de bihazel isnat Amr ibn Ebu Amr'dan, İbn Ebi Amr'dan naklen bihazel isnat, yukarıdaki Amr ibn Ebi Amr'dan sonraki isimler aynen kalmak şartıyla demektir. Yani o da An Abdillah ibn el-Ensari, An Huzeyfe ibn el-Yeman demektir. Nahvehu, bu manada bir hadiste böyle bu senetle bize Ali bin Hucr tarafından nakledilmiştir diye Ebu İsa bilgi veriyor. İkinci bir senetle de bu hadisin benzerini ben aldım demek istiyor. Böylece Ebu İsa metni vermeden bir senet daha zikrederek bu bilgisinin iki kanaldan kendisine gelmiş olduğunu ifade etmiş oluyor. Hadisimizde iki husus dikkatimizi çekiyor bu yeminle başlayan hadiste. Birincisi, sevgili peygamberimizin ikinci hadis-i şerifte olduğu gibi bu hadiste de söze yeminle başlamış olması. Yani peygamber yemin ediyor. Dikkat ediniz. Yemin değer verilen şey üzerine yapılır. Efendimiz de Allah'a yemin etmektedir. Böyle bir başlangıç hiç şüphesiz her şeyden önce açıklanacak olan konunun çok önemli olduğunu gösterir. Ve bir ön ikaz niteliğindedir. Peygamber Efendimiz yeminle söze başlamışsa dikkat edin çok önemli bir şey gelecek demektir. Hemen bunu söylemiş oluyor. İkinci, Yemin-i Nebi'nin güçlü ikazına uygun olarak hadisimizin kelimelerinde de Arapça kelimelerde pekiştirme ifade eden ve 3 adet tekit lamı ile 3 tane de tekit nunundan oluşan harfler bulunmaktadır. Böyle o kadar kesinlikle ifade ediyor ki zaten ya ya da diye başlayan bir söyleyişte ayrıca bir kesinlik ifade eder. Bu da dil olarak genç öğrenci hanımefendilerin dikkatine. Öte yandan hadisimizin bir rivayetinde azap gönderir. Bu rivayette azap gönderir Allah kendi katından diyor ya. Bunun yerine bir kavim gönderir. Bir millet gönderir tepenize. Diğer bir rivayette ise şimdi bakın azabın çeşitleri bir kavim gönderir. Ya da en şerirleriniz başınıza şerirlerinizi başınıza yönetici yapar. Sonra hayırlarınız dua eder fakat kabul olunmaz şeklinde o belanın bir çeşidini bir başka rivayette böyle bildiriyor. Demek ki kötü insanların bir toplumun başına geçmesi de emir bil maruf nehi anil münker yapamayan bir topluma verilen bir ceza olduğu bu rivayetten anlaşılıyor. Hadisimizde yukarıda işaret ettiğimiz pekiştirici ifade özellikleri eşliğinde ortaya konan çok ciddi bir tehdit bulunmaktadır. Ya siz emir bil maruf ve nehi anil münker yaparsınız ya da Allah azap gönderir de o azabın giderilmesi için yapacağınız dua ve niyazlar kabul edilmez. Bir üçüncü ihtimal yoktur. Asıl uyarı ve tehdit işte bu ihtimalsizlik. Yani bir üçüncü şans olsa yok. Bilinen bir gerçektir ki insan çaresiz kaldığında, bunaldığında, dara düştüğünde başvurabileceği bir kapının olduğunu bilmekle son derece rahatlar. Teselli bulur. Ama böyle bir kapının olmadığı söylenirse işte orada hayat biter. Hadisimiz Müslümanların işte bu son şanslarının da geçerli olamayacağı bir durumu gündeme getirmektedir. Kendilerine verilmiş olan özellikle din görevlisi arkadaşlarımız ve özellikle diyorum her Müslüman kendi bildiğinin alimidir. Her Müslüman bu görevle görevlidir. Fakat özellikle din görevlisi olanlar daha bir önde bu işte gelirler.
irşat ve uyarı görevlerini hem de emir bil maruf nehi anil münker sırasıyla önce olumlu yönünü bildireceksiniz, sonra nehi yapacaksınız, yasaklama. Güçleri yettiğince bu görevlerini, irşat ve uyarı görevlerini güçleri yettiğince ve fakat ısrarla yapmayacak olurlarsa bu etki ve tepkisizliklerinin bedeli olarak başlarına gelecek büyük felaketler, fitneler olur. Bunlardan kurtulmak için ya topluca ya da iyilerinin yapmak zorunluluğunu hissedecekleri duaları kabul edilmeyecektir. İşte bu felaketin ta kendisidir. Bitiriyoruz. Tabiatıyla bu tür bir çaresizliği haber vermek, başlangıçta işaret edilen irşat ve uyarı görevini ne pahasına olursa olsun elinizden geldiği, gücünüzün yettiği ölçüde yerine getirin demektir. Bu ise Müslümanların her zemin ve zamanda değişmeyen görevlerinin emir bil maruf ve nehi anil münker olduğunu gösterir. Hiçbir zaman, hiçbir gerekçeyle Müslüman bu görevden kaçamaz, kaçmamalıdır. Çünkü bu yapılmazsa günahlar toplumu işgal eder. Eğer Müslüman bir yöneticinin Müslümandır diye yanlışlarına müdahale edilmezse, sonuçta hem o yöneticiye hem de yönettiklerinin tamamına kötülük edilmiş, toplumun cezalandırılmasına davetiye çıkarılmış olur. Bu sebeple Müslüman iktidar elinde olsa da olmasa da inançları doğrultusunda haktan ve haklıdan yana tavır almakla, irşat ve uyarı görevinin bilincinde ve peşinde olmakla yükümlüdür, mükelleftir. Sevgisine ve taraftarlığına veya başkalarına duyduğu kin ve nefretine kapılarak uyarı görevini terk etmek, yanlışı doğru görmek, göstermek ve desteklemek gibi bir duygusal körlüğe asla düşürülmemelidir. İnanç bilincini sürekli diri, uyanık yani ve etkin, aktif halde tutmamız gerekiyor. Halkın birbirini ikaz etmesi daha kolaydır. Asıl zor olan yetkililerin, yöneticilerin uyarılmasıdır. Öte yandan buna paralel olarak yönetim ve yöneticilerden kaynaklanan münkerin zararı büyük, yayılması daha kolaydır. Bu durum zor da olsa usulüne uygun biçimde yöneticilerin mutlaka uyarılmalarını gerekli kılmaktadır. Toplumlar başlarına bağlıdır. Başın yapacağı küçük bir yanlış, o toplumun bireyleri tarafından kabul edildiğinde koskocaman bir yanlış olur çıkar. Onun için yöneticilerin ıslahı önemlidir. Emir bil maruf ve nehi anil münker elbette bir bilgi, birikim, tecrübe ve dostça bir yaklaşım ister. Kaba, katı ve kırıcı bir üslup ve düşmanca bir yaklaşımla kimseye bir şey kabul ettiremezsiniz. Özellikle yöneticiler böyle yaklaşımlara hiç mi hiç tahammül edemezler. Bir sorumluluğu, yönetim sorumluluğu varsa o insanlara daha yumuşak. Allah Teala Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken kavli leyyin ile ona hitap edin buyuruyor. Yani adam Allah'lık iddia ediyor, ona bile yumuşak söyleyin diyor. Çünkü idareci çevresinde bir kişilik oluşturmuştur. O içtimai kişiliğinden vazgeçmek istemez. Daire amirleri de böyledir. Onlar da yani herkesin yönetim şeyine göre böyle bir havası vardır. Yalnızken söyleyeceğiniz bir gerçeği çok rahat kabul edebilecek olduğu halde bir yönetici 3-5 kişinin içinde onu tenkit anlamına da gelen bir tarzda onu söylerseniz kabul edecek ise de etmez. Yani bunları yapanların bilmesi lazım. Efendim bu adam da hiçbir şeyi kabul etmiyor falan böyle demeye gerek yok. Sen onu usulünce söylemedin, yerince, üslubunca söylemedin de onun için öyle oldu. Yani idareciler yalnızken hatalarının veya yapmaları gereken şeylerin yalnızken sadece kendilerine duyurulmasını daha rahat kabul ederler. Ama başkalarının olduğu yerde böyle bir laf ederseniz çok fena halde terslerler. Çünkü o otorite onlara aittir.
Bu psikolojileri bilmek lazım. Dost izlenimini bırakamamış olanların ya da dostlukları henüz fark edilememiş olanların tam bir tebliğci nezaket ve olgunluğu ile ama doğrudan ve haktan ayrılmadan uygun üslup ile bu görevi sözlü veya yazılı olarak yerine getirmeye çalışmaları yine de gerekir. Zira toplum hayatının düzeni doğruların ve güzelliklerin duyurulması, yanlış ve zararlıların önlenmesi çalışmalarının sürdürülmesine bağlıdır. Şimdi bazı insanlar vardır, konuşmaları serttir ama gönülleri, yürekleri sıcaktır, samimidirler. O anlaşıldığı için o sertlik hiç kimsenin gözüne takılmaz, rahatsız etmez kimseyi. Bazı insanlar vardır, çok tatlı konuşuyorum diye gayret eder, aman kimseyi üzmeyeyim diye. Rahatsız olunur onun şeyinden de. Çünkü içinin sıcaklığı kemal noktasına gelmemiştir. Bir tecrübe sabittir. Ne demek bu? Bana ait bir tecrübedir. Ne kadar sevecen görünmeye çalışırsam çalışayım, hiç olmuyor bu işler. Halbuki şöyle gönül irtibatı kurduğunuz zaman köylü ağzıyla da konuşsam yani hoş görülüyor. Bu işte bu hizmeti götürenlerin kaderi de budur. Evet. Şimdi emir bil maruf nehi anil münker görevini Müslümanların yapmasını bugün mahalle baskısı diye tepkiyle karşılayan insanlar biliyoruz. Ya birine bir iyiliği öğütlemeniz veya bir kötülüğü durdurması için ikazda bulunmanızı şimdi bir şey icat ettiler, mahalle baskısı. Başkasına baskı yapıyormuş. Peki etliye sütlüye karışmazsan gördüğün hiçbir kötülüğe, hiçbir kötüye müdahale etmezsen, emir bil maruf nehi anil münkenir yapmazsan nereye gider bu toplum? Rahmetli Osman Yüksel Ser'den geçti beye. Bir zaman öyle diyorlar. O tabii neyi doğru buluyorsa onu açıkça söylüyor. Neyi yanlış buluyorsa, kim yapıyorsa yapsın. Onu tenkit ediyor falan. Ve tabii başına bir sürü sıkıntı geliyor. Girip çıkıyor cezaevine falan filan. Ya Osman'cığım diyor bir tanesi. Yani bu kadar şey yapma yani biraz görmezden gel. Biraz sus. Olur mu öyle şey diyor ya. Etliye sütlüye karışma. Ben etliye sütlüye karışmazsam bu pislikleri kim temizleyecek diyor. Bu kadar pislik nasıl temizlenecek diyor. Yani böyle. Buna mahalle baskısı diyorlar. Şimdi Müslümanın Müslümanca birini ikaz etmesi mahalle baskısı oluyor. Bu nasıl şeydir ya? Bu insanımız bizim ne kadar kötülük aşığı oldu ya. Kötülüklerin ve kötülerin bu kadar sevecen geldiği bir toplum. Şu medya denen zıkımın bize galiba kazandırdığı mı diyeyim yoksa bize attığı kazık mı diyeyim. Yani en şeyi, en kötü tarafı bu. Bütün ya haramları, hataları, yanlışları, günahları oturup seyrediyoruz. Güzel görmeye başlıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun Müslüman da işte benim anamın dediği gibi şimdi herkes böyle deyip o işe evet diyoruz. Yani bundan kurtulanımız var mı Allah aşkına? Ne olacak bu böyle? Konuşurken birbirimize doğruları söylüyoruz. Benim şimdi burada söylediğim gibi. Ama öyle bir bombardıman altındayız ki hepimizin evinde bizim bu söylediklerimizin tersine oturduğumuz yerde bizi hataları hoş görmeye zorlayan bir takım yayınlar yapılıp duruyor. 24 saat kesintisiz. Hadi siz kurtardınız. Çoluk çocuk ne oluyor, ne yapıyor? Yani o kadar zor ki işimiz. Bir de şimdi tutuyorlar. Efendim ne demek emir bil maruf nehi anil münker? Bu mahalle baskısıdır. Olmaz böyle şey. İnsanlar özgürdür. İnsanların özgürlüğü
Günah işlemekte akıllarına geliyor. Eşek hürriyeti arıyorlar. Müslüman Allah kulu olmayı en büyük hürriyet olarak bilir. Necip Fazıl merhum öyle diyordu. Allah'a kul olmaktır en büyük hürriyet diyordu. Bunun dışındakileri eşek hürriyetidir. Yani şimdi bunları ben burada sizden cesaret alıyorum. Nasıl olsa siz bana kızmazsınız diye söylüyorum. Hadi çık sokağa da söyle bakalım bunu. Sana ne boruk, sana ne moruk diyorlar. Bir genci azıcık ikaz etmeye gidip git yoluna moruk diyor. Sizin hürmet ettiğiniz sakal moruk oluyor. Morukluk işareti oluyor. Hocam sizin de böyle başınıza gelir. Gelmiştir de. Yani ama ne olacak peki bu? Kimseye bir şey söyleyemeyeceksek. Şimdi onun için burada öğrenciler olduğuna göre kendinizi her türlü şarta hazırlayın. Her türlü insan fıtratına, insan anlayışına hazırlayın. Ama insana insan olarak kızmayın. O da Allah'ın kuludur. Yani hepimizin hatası vardır. Herkesin kendi bilir hatalarını, günahlarını. Günahsız kimse aramayalım. Günahların bağışlanmasını teşvik edelim. Af ve mağfiret teşvikinde bulunalım. Daima temiz olmanın bize yakıştığını söyleyelim, hatırlayalım, hatırlatalım. Ben bu mahalle baskısını bu manada hiç kabul etmiyorum ama yapacak da bir şey yok. İşte bütün hıncımı size naklederek aldığım zannediyorum. Buraları Müslümanlar şimdi her zamankinden daha fazla birbirlerini anlamak ama asli görevlerini de yani dostça ikaz, irşat ve ikaz görevlerini de ihmal etmemek gibi çok ciddi iki hizmeti birlikte götürmek durumundadırlar. Aksi halde Allah saklasın, hadisimizde açıklanmış olan acı sonuca katlanmak zorunda kalabiliriz. Şimdi genel bir özet yapıp bitiriyorum birer cümleyle. Bir, hata ve günahları küçük görmeden kendi hatalarımıza karşı hoşgörüsüz davranmaya çalışmamız lazım. Kendi hatalarımıza hoşgörüsüz. Yüce Rabbimiz bizden hasbel beşer işlediğimiz hata ve günahların bağışlanması için tevbe ve istiğfar şansımızı sonuna kadar kullanma gayretinde olmamızı istemektedir. Allah tevbelerimizi, yapacağımız dualarımızı kabul etsin. Emir bil maruf ve nehi anil münker görevi bireysel ve toplumsal duyarlılığın ilkesi niteliğiyle usulüne uygun şekilde sürekli ıslahat ve temizlik projesi olarak yerine getirilmelidir. Mahalle baskısı dedikleri şeye ben sürekli ıslahat ve temizlik projesi diyorum. Aksi halde başa geleceklerden kurtulma yolunu kendi ellerimizle kapatmış oluruz. Böyle bir sonuçtan Yüce Rabbimize sığınırız. Sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ olun sizden. Siz de hoş geldiniz.